Pedimanlık ünvanıyla finalde kapışıyor. Geçen yıl Orhan Okulu'yla Sekapark Er Meydanı'nda finalde kapışmışlardı. Kocaeli güreş sahalarını seviyorum diyor Yusuf Can Zeybek. Orhan Okulu'da hava sıcaklığı 35-36 santigrat derecede olması muhtemel. Sekapark Er Meydanı. Bu ikilinin performansı çok çok büyük bir merak konusu. Kocaeli Sekapark Er Meydanı'nda. Bir nevi Sekapark güreşinin provası Recep Tosun. Son antrenmanı diyebiliriz. Kendini göstermek zorunda. CV Enerji Güreş Ligi'nde ilk iki etabında istediği başarıyı ulaşamadı Yusuf Can Zeybek. Gerek Orhan Okulu. Tabii ki bütün varlığını onu burada sergileyecekler. Sekapark'ta 21-22-23 Haziran CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 3. etabı Kocaeli Sekapark Er Meydanı'nda yapılacak. Buradan tüm bizi izleyen güreş severlere, izleyicilerimize buradan bu bilgiyi verelim. Sekapark Er Meydanı'nda bu müthiş heyecanı, bu müthiş müsabakaları kaçırmayınız diyoruz. Ömer Oğuzhan, değerli büyüğüm, %50-%50 görüyorum demiş bu finali. Değerli güreşseverlerimiz, sizler yorumlarınızı Ekin Türk TV Facebook adresine yollayabilirsiniz. Mesajlarınızı Ekin Türk TV Facebook adresine yollayın. Kim baş pehlivan olur? Yalçın Öncül mü? Yusuf Can Zeybek mi? Geçen Kabul Baba Yağlı Güreş Tertip Komitesi'ne, muhtarına, tüm köylü ekibine yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bizleri çok iyi şekilde ağırladılar, ilgi alaka gösterdiler. Bu tür organizasyonların yapılmasında gerçekten çok zor. Kendi köy halkı bu tür bu şampiyonları, kapıların favori isimlerini Kabul Baba Er Meydanı'nda kol bağlatıyorsa ne mutlu. Ama çok büyük zorluklarla, çilelerle bu organizasyonu yaptılar. Bakın şu anda bir centilmenlik örneği. Yalçın Öncül ve Yusuf Can Zeybek arasında birbirine... Bir alkış yapalım, kurumlu sarı Yusuf Oğuzhan Zeybek'e alalım. Alkış yapalım, arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Musabakada yapsalar, sertti geçti musabak ama sonunda bir centilmenlik var Yağlı Güreş'te. Sakatlandığı zaman, bir şey olduğu zaman birbirlerine yardımcı oluyorlar. Baş pehlivanlarımız, pehlivanlarımız atasporun ne kadar değerli bir spor olduğunu buradan anlatabiliriz. Centilmen bir spor olduğunu, duyarlı bir spor olduğunu anlatabiliriz. Kesinlikle. Türk'ün sporu, ananevi sporu güreş, yağlı güreş olduğunu, bu spora ne kadar çok değer vermemiz gerektiğini, sahip çıkılması gerektiğini düşünenlerdenim, savunanlardanım. Milli bir sporumuz Recep Tosun. Bu arada değerli yorumcumuz Volkan Bulut'un sana çok selam var İzmir'den.
Evet. Mustafa Bakırcı ile birlikte izliyormuş. Mehmet Aykas. Volkan Bulut'a selamlarımızı iletiyoruz. Sekapak'ta görüşmek üzere sevgili Volkan. İnşallah özledik onu. Evet, senin muhabbetini çok özledik. Keyifli muhabbeti. Evet, keyifli muhabbetini. Kesinlikle Sekapark'ta buluşacağız inşallah. Bu arada Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pazar günü finaller gününde inşallah hem Ekin Türk TV'de hem de TRT Spor Yıldız ekranlarından güreş severlerimiz takip edecek. Ayrıca World Türk TV'de canlı yayın ağının içerisinde olacak. Nokta TV'de orada olacak inşallah. Tabii ki bizlere bu imkanı sağlayanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. En başta? Tabii ki yani spor müdürümüz var. Türkiye Genel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş. Pardon, yani şunu anlatmak istiyorum. Orta zaten başımızın tacı Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş. Bu olanakları sağlayan, bu ortamı oluşmasında tabii ki büyük pay sahibi. Kesinlikle. Öte grup üyeleriyle birlikte. Bu CV Enerji Güreş Günü'nün var olmasının tek sebebi İbrahim Türkiş'tir yani. Projesinin mimarı da İbrahim Türkiş'tir. Tabii ki bunu ana sponsoru CV Enerji Tarık Sarvan Bey kesinlikle teşekkür ediyoruz ama yine organizasyonun yapıldığı yerdeki gizli kahramanlar var. İşte dedik ya Alparslan Aslan'dan bahsettik. Bu arada güreş tarihçisi Mehmet Büyük hayırlı bayramlar diliyor Rize'den. Değerli güreş tarihçisi Mehmet Büyük bize selamlar yolluyoruz Rize'ye. Kucak dolusu selamlar. Dün akşam bir güreş severimiz bizi köyde çay söyledi. Ne dedi? CV Enerji Ligi'ni kim planladı? Tasarlısı Allah ondan razı olsun dedi. Eyvallah, kesinlikle Allah razı olsun. Güreş sever çok memnun çünkü. Kesinlikle CV Enerji Ligi güreşteki güreşe çok büyük değer verdi. Yani katkı sağladı. Tavan yaptı CV Enerji Yağlı Güreş Ligi. Yapılan organizasyonlarda, müsabakalardaki kalitesini üst seviyeye çıkarttı. İnşallah bu CV Enerji Yağlı Güreş Ligi ayakları tabii ki 6'dan 10'a çıksın isteriz. Tabii ki organizasyonları ne kadar daha büyük olursa, daha büyük belediyeler sahip çıkarsa organizasyonlara tabii ki hem sporcular hem biz anlatıcılar, televizyoncular, işte tüm kamuoyu, spor kamuoyu, güreş kamuoyu tabii ki takdirle karşılanacaktır. Tek temennimiz tabii ki bu şekilde organizasyonların CV Enerji Güreş Ligi'ne büyük katılması. Ahmet Ersöz, Abdullah Aslaner, Ankara Sincan Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Arslaner tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunmuş. Ünal Sürer Ankara'dan iyi yayınlar demiş. Erdal Cesur değerli büyüğümüz bu organizasyona bizler teşekkür ediyoruz demiş. Bizler sana teşekkür ediyoruz. Evet, bir anons gelecek sanki. Evet, davullar. Arkadaşlar, Ermeni'nin çarşına gelelim. Evet, baş pehlivanlık finalinde davulcularımızın mutlaka çayırda olması ve o cenk havasında mutlaka çalmaları gerekir. Evet, geldiler. Kesinlikle doğru ve yerinde bir uyarı Recep Tosun. Yani işte bu açığı kim gördü? Sabahattin Erdoğan gördü. Evet, yani burada bu çayırdaki yerinizi alın, davul zurnayı çalın. Pehlivanların final müsabakası var. Kesinlikle. Çünkü final müsabakası bu. Olmazsa olmazı bu. Muammer Pınar Ordu Kumru'dan Yücel Ordu Çadarlı'dan selamlar demiş. Çanakkale'den Şükrü Orhan iyi yayınlar diliyor. Kaslaklara gömüldü Yusuf Can Zeybek. Karşılıklı kaslak arayışları söz konusu iki baş pehlivanında. Ders
atıyoruz. Şener Usta yorumculukta kraldır demiş. Ahmet Ertöz nerede mesaj yolladığını yazmamış. Evet, Bursa'da kendisi. Ama niye gelmedi bugünkü müsabakaya? Ahmet Yılmaz Gaziantep dizinde Nizip'ten selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için, bizi takip ettikleri için, Ekim Türk TV'yi takip ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. En güzel şekilde izleyicileri anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Değerli güreş severler, çünkü yayıncılık konusunda her şeyin bir ustası vardır, üstadı vardır. Recep Tosun da tabii ki televizyonculukta olsun, yayıncılıkta olsun. Biz beraber hizmetkarız. Bu işin mimarıdır, biz onun şu anda çırağıyız. Sağ olsun, beraber anlatmaya çalışıyoruz. Yorumlamaya ben onun yanında çalışıyorum. Elinden geldiğince kendi bilgi birikimlerimi sergiliyoruz. Sekapart'ta da yardımcı olacaksın, Kırkpınar'da da. İnşallah, hep beraber olacağız inşallah. Bu arada Yusuf Can Zeybek yan kasnakta. Dış kasnakta Yusuf Can Zeybek toparlanmak istiyor. Yalçın Üncül. Yan kazık yan paçada bir iç çangal gelebilir. Bir tek çangal Yusuf Can Zeybek'ten. İlk bir çangal zeynerken Yusuf Can Zeybek ters çangalla Yalçın Üncül'ü mağlup ederek baş pehlivanla uzandı. Bu arada çok değerli bir ürün mesaj yolladı. Antalya Konya Halkı Belediyesi'nin eski başkan yardımcımız. Çok değerli büyüğüm Şevket Korkut. Hayırlı bayramlar diliyor. Selam, saygı ve hürmetler. Hadi büyüğüm. Sensiz bu yer meydanları. Öksüz. Şevket Korkut beğendi büyüğüm. Evet, işte bakın. Yusuf Can Zeybek'in ustalık okan o. Sert çangal oynuyor. Yalçın Öncül'e. Burada çok güzel kandırmış. Çok güzel kandırmış Recep Tosun. İnan ben ilk çangal bekliyordum, biliyor musun? Ben ilk çangal vurur dedim ama bak, biraz Beyli, daha... Beylipaça'da bak bak şu an, evet, nasıl yanıltı gördünüz mü? Evet. Nasıl yanılttı? Çangalı nasıl vurdu dıştan? Eli paçadaydı aslında. Bir eli kasnaktaydı. Aslında böyle olursun. Akıllı bir güreşçi olacaksın. Akıllı baş belli olacaksın. Bu şekilde galip geleceksin. Evet, şimdi madalya